Aydın inciri kestanesi, Milas zeytinyağı efendim, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, hepsi de birbirinden kıymetli şeylerdir, ülkemizin önemli ürünleri. Onlardan sonra Giresun'un tombul fındığı Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alan 8. ürünümüz olmuş. Yanlış duymadınız efendim. Evet, yani şimdi buna sevinmeli miyiz? 2012'de Avrupa Birliği hayaliyle yola çıkan bakanlıklar kuran AKP'nin bugün geldiği nokta, coğrafi işaret alan AB'den ülkemizin ürünleriyle ilgili mutluluk tweet'i. Gelinen nokta bu. Şaşırmaya devam ediyoruz. Bu refleksimizi kaybetmeyeceğiz tabii. Tuba Hanım, Süheyb bir soru sorabilir miyim hocaya lütfen? Ama Cem Bey, siz şimdi siz benim mesleğimi elimden almaya çalışıyorsunuz. Her programda soru yöneltiyorsunuz konuklarıma. Sormayayım o zaman. Merakımı gidermem lazım hocayı yakalamışken. Estağfurullah. Buyurunuz. Buyurunuz. Evet. Bu yasa kabul edilmiş olsaydı, yürürlükte olsaydı, Erdoğan'ın Gezi'de camilerimiz yakıldı iddiasını haber yapan gazetelere ne olurdu? Harika. 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 Zor oyunu bozar hocam. Zor bir soru. Evet, zor değil esasında da. Bana geldi mi? Şunu söyleyeyim. Evet hocam, soru size. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Hiçbir şey olmazdı tabii ki. Şimdi... Peki ben de bir katkı yapayım tabii, hocam. Tabii. Erdoğan bu açıklamayı yaptıktan sonra camide içki içilmedi diyen müezzinin başına ne gelirdi yani? Bu da güzel soru. Çok bu güzel yasa soru. Kabul edildikten Erdoğan açıklayınca sonra, bilir kişi. Gerçeği tabii, o açıklar. Evet. Demin söylediğin gibi valinin söylediği gerçektir. TÜİK'in söylediği gerçektir. Evet. Öbürleri tamamı gerçek dışıdır ve gider. Bu durumda neydi o? Radikal'in genel yayın yönetmeydi. Şimdi Allah'tan yok ortalarda fazla. Zamanını bekliyor da süre. İsmet Berkan. İsmet Berkan. Bunun gibi bir iki gazeteci vardı. Bir tanesine işte artık kadın programı yaptırıyorlar. Kadın mı yoksa işte trafik programı mı ne yaptırıyorlar? Onlar şöyle demişti. Evet, biz gördük, çok üzüldük. Çok üzüldük. O örtülü bacımızı yerlere attılar, çocuğu yerden yere vurdular diye. Şimdi onlara hiçbir şey olmazdı. Şunu söyleyeyim bakın. Tuba, Cem Bey söylediği şeye kesinlikle katılıyorum. Bir kere AKP'nin bütün yaptığı, artık bunu görmezden gelip bak basın kanunda böyle değişiklik yapıyor. Ben istediğiniz hukukçuyla getirin buraya, istediğiniz hukukçuyla konuşuruz. Hukukçuyla ama. AKP'nin ilk başta Amerika'nın da şeyiyle ilk başta yaptığı bir iki tane yasa vardır. Hı hı. İşte ceza kanunu, ceza usul kanununda değişiklik zaten yapılıyordu 2002'den 2001'den sonra Avrupa Birliği'ne üyelik diye. Onları yaptı. Arkadan yaptığı bütün yasalar, ama size tek tek çıkartırım. Bütün yasalar nokta atışı yasalardır. Hı. Tamamıyla kendi menfaatinedir. Bakın tek söylüyorum. Ama bunun içinde inanamayacağınız yasalar vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu şekilde yaptığı yasaların %98'i nokta atışı şeklinde olan hiçbir parti yoktur. Ama bizim farkımız şuydu. O sırada medyanın büyük çoğunluğu, ama ben sizi, sen medyadan gelen Sedat Bey gibi çok değerli bazı gazetecileri var bu. Belki iki elin parmaklarını geçmez ama onları dışarıda bırakarak söylüyorum. Medyanın büyük çoğunluğu bunları görmezden geldi. Hep Allah'ım gene özgürlük geldi dedi. Şimdi AKP çok net olarak artık seçimlerde belli bir oy alamayacağını biliyor. Yani uzaya gideceğiz. Bak şimdi şey attık diyor. Gene 28, 20, 20, hatta ben ona bile inanmıyorum. Yani 25, 26, 27'dir. İşte MHP'de inanmıyorum ben. Son seçimlerde bakmayın Diyarbakır'da filan şeyde %10'ları aşmış olmasına. Ciddi bir şey yaptığınızda ben size alacağı öyle 30 olur hadi 35 olur. Yani 65, 35'ten her zaman daha büyüktür. Bu yasaların hiçbir tanesini
acaba 35'i 40 mı yaparım diye bununla uğraşmıyor. Tamamını muhalefetin yaşam olanaklarının elinden alınmasına yönelik yapıyor. Şimdi yani basit ya seçim kanunu yeni yaptılar kardeşim şurada. İttifakı kendileri kurmuştu, 4 sene sonra ittifakı mahveden bir şey çıkartıyorlar. Üstelik de inanılmaz bir eşitsizlik yapıyorlar. Şöyle, ittifakta aldıkları oylar ittifaka göre değerlendirilmeyecek, kendi aldıkları oylar. Evet. Ama ittifaka girenlerin %7'yi aşmasına, yani %7'yi aşmış sayılacak. Girmeyenler ise hiç aşmamış sayılacak. Onlar milletvekili çıkartmayacak. Böylece küçük partileri ben toplarım. Ya bir oy alsan %0,75 alsan bir yerde bir milletvekili çıkartırsın işte ya. Senin de adamın olur, ekmek yersiniz mantığıyla. E şimdi bunu neden getirdin sen? Bütün yasalar kamu yararı için yapılır. Sen bu yasayı getirdin. İki, bugüne kadar bir tek kişinin sorun yarattığını, gene sizin programınızda da konuştuk bunu, sorun yarattığını söyleyemeyeceği en kıdemli hakimleri devre dışı bıraktık. Seçim kanununda şimdi oturdular sözde Hayati Yazıcı, bir de bu Fethi Yıldız çıktı şimdi. Efendim dediler, bir şey bulalım. Ne bulalım? Efendim ittifakı bozalım, çok kamu yararına olacak. Bir de en kıdemli hakimleri atalım, yerine biz seçelim. Tombala'dan biz seçelim. İzmir Torba olabilir, olmayabilir, hiç fark etmez. Biz seçelim. Ama bu arada şeyi unuttular. Başbakan olmadığı için başbakanın yasaklarına cumhurbaşkanını getirmeyi unuttular ya. O kadar büyük hukukçular, muhteşem o iki tane hukukçu, ama bir tanesinin aklına gelmedi. Şeyi de unuttular. Bugün özel televizyonlar prensip olarak devlet televizyonlarının sözde bağlı olduğu müeyyidelere bağlıdır. Eşit davranmak zorundadır özel televizyonlarda. Yani 23 saat ben bir televizyon adı vermeyeceğim. Ama bugün televizyonların %98'i şu anda şeyi bile tartışmıyor. Şu anda büyük bir ihtimalle uzaya kim gidiyor? İlk önce sıra kimde? Veya işte bu neydi Hisarcıklıoğlu'nun söylediği, nerenin fındığı daha iyi? Acaba Avrupa Birliği'ne oradan mı gireceğiz? Bunu tartışıyor. Şimdi dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Bütün yasalar birbirine bağlı. Peki bunu nasıl önleyeceğiz? Önleyeceğiz. Önleyeceğiz. Peki nasıl önleyeceğiz? Ben şuna hiç inanmıyorum. Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda Anayasa Mahkemesi yok. Bakın tekrar söylüyorum. Yok. Efendim ama duruyor da. İşte bakın Anayasa Mahkemesi şudur. Kanunların, ya meclisin yaptığı kanunların hukuka uygun, anayasaya uygun olmasını denetleyen. Bana 2017'den beri bu Zühtü Aslan'ın mahkemesinde bir tane bana doğru düz bir yasanın iptal edildiğini gösterin. Ne kanun hükmünde Cumhurbaşkanı kararnameler, yani kanun hükmünde kararnameler çıktı. Neler çıktı, neler geldi. Bir tane ya, var hocam sadece. Hangisi? İmar affında Boğaziçi'ni devredildi. İşte bravo, o olabilir. Bir tek o var.